Merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Organizasyon komitesine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sesim için de kusura bakmayın. Dün akşamdan böyle biraz sanıyorum üşüttüm yollarda. Bugün sizlere Wikidata ve Glam uygulamamızı anlatmak istiyorum. Biz aslında bir grubuz. Gönüllü çalışıyoruz. Bu proje için herhangi bir yerden fon almadık. Bu gönüllü yürüyen bir proje aslında. Ben arkeoloğum. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine master'ımı yaptım. Sonrasında da şimdi doktoramı tamamlamak üzereyim. Bilgi ve belge yönetiminde çalışıyorum. Amacımız kültürel miras verilerine herkesin erişimini sağlamak aslında. Çok uzun yıllar bakanlıkta çalıştıktan sonra İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, British Institute et Ankara'da çalışmaya başladım. O yüzden biz arkeolojik yerleşme verilerine ulaşmakta çok zorlanıyorduk bakanlıkta da çalışmalarımız sırasında. Önce ilk ortağımız Müzeciler Derneği. Alt yazıyı kapatabilirseniz çünkü yanlış oluyor. İlk ortağımız Müzeciler Derneği. Türkiye'de bir sivil toplum örgütü. Türkiye'deki ağırlıklı olarak devlet müzelerinde çalışan müzecilerin bir araya gelmesi için kurulmuş bir örgüt. İkinci ortağımız, ben İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde çalışıyorum. Bir kültürel bellek kurumuyuz. Kütüphanemiz, arşivimiz ve koleksiyonlarımız var. Onların dijitalleşmesiyle ilgili çalışıyoruz. Üçüncü ortağımız da Wikimedia Türkiye, Zafer Bey ile Başak Hanım'la birlikte çalışıyoruz. Ve arkadaki ekiple. Çünkü ben isteklerimi onlara bir şekilde söylüyorum. Onlar da bana destek oluyorlar. Birazdan göreceksiniz. Siz yapın. Aslında şöyle, hepinizin bildiği üzere müze verilerine erişmek ya da öğren yerleri, antik kentlere erişmek herkesin istediği bir konu. Çünkü sizler de turist olarak gezerken ya da öğrenci olarak bu verileri görmek istiyorsunuz ve bu konu hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Peki kültürel bellek kurumlarının bu konudaki rolü ne olmalı? Yani bakanlığın, müzelerin, arşivlerin, koleksiyona sahip olan kurumların görevi ne olmalı? Burada da aslında bizim amacımız bilgiye erişimi sağlamak. Çünkü kültürel miras hepinizin bildiği üzere sadece bizim mirasımız değil, aynı zamanda evrensel bir miras. Ve az önceki sunumda, bir önceki sunumda da gördük, Ulviye Sultan'dı galiba, İstanbul'da bir türbede gömülü olduğunu girdik. Ama o İstanbul'daki türbenin yerini kim doğrulayacak ve onun wiki verisinde aslında nasıl bir yol izleyeceğiz gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu türbe bir antik yer demeyelim ama bir bina olarak İstanbul'da Türbeler Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı, eğer bir müze ise. Dolayısıyla Türkiye'de şöyle bir ayrım var. Müzeler bakanlığa bağlı. Bunun altında ören yerleri ve ören yerleri var. Müze müdürlükleri var. Müze müdürlüklerinin altında müzeler ve ören yerleri var. İstanbul özeli içinde yaklaşık 200 küsür sanıyorum türbe var. Devam edelim. Peki. Dolayısıyla aslında bakanlığın anayasa gereği kültürel mirasın korunmasından sorumlu olduğunu söylüyoruz. Ve buna dair olarak da müze müdürlüklerinin görevlerini denetlemekten, onları oluşturmaktan sorumlu. Tamam, ben devam edeyim o zaman. Siz şey normal ekrana dönerseniz. Tamam. Müzeciler Derneği olarak ben uzun yıllardır gönüllü çalışıyorum bu dernekte. Türkiye'de müzecilerin hizmet içi eğitiminin desteklenmesi ve çocuklara kültürel mirasın müzelerde eğitim yoluyla aktarılması üzerine çalışıyoruz. British Institute at Ankara olarak 1947'de Ankara'da kurulan bir İngiliz enstitüsüyüz. Çok uzun yıllar arkeolojik kazı çalışmalarından yapmış olduğumuz koleksiyonlarımız, bitki koleksiyonumuz, hayvan kemiği koleksiyonumuz ve diğer koleksiyonlarımızla hizmet veriyoruz. Ben bunların dijitale aktarılmasından sorumluyum. Dolayısıyla eğer bir fotoğraf varsa benim arşivimde, bu fotoğrafın hangi yerde çekildiğini bulmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bunları kişilerle de ilişkilendirmeye çalışıyorum. Ve dünkü
bir önceki günkü sunumda Orçun Hocam'ın da bahsettiği gibi açık erişimle, fair prensipleriyle bunlara kalıcı tanımlayıcılar vererek yerleştirmeye çalışıyoruz. Wikimedia Türkiye toplumunda hepiniz biliyorsunuz, Wikimedia'nın Türkiye'de yaygınlaşması için daha fazla veri üretmek için çalışıyoruz. Peki genel olarak hepimizin aklında sorular var. Türkiye'de kaç tane müze var? Ben bu müze istatistiklerine nereden ulaşacağım? Gitmek istediğim müze bugün açık mı? Müzelerle ilgili veriler nerede? Müzenin koleksiyonları hakkında bilgi alabilir miyim gibi sorular var. Tabii ki bu soruların tamamına Wikipedia'dan ya da Wikidata'dan ulaşamayacağız ilk etapta. Ama bu semantik ağ yapısıyla bağlı veriyle bu veriye nasıl gideceğimizi Wikipedia üzerinden yolumuzu açabiliriz. O zaman Türkiye'deki müzeler neredeler? Türkiye'deki müzelerin sayısı nedir diye bakıyoruz. Ve TÜİK istatistiklerine göre 2021 yılı verilerini Ekim ayında yayınladı TÜİK. Burada en son 309 özel müze, 210 bakanlığa bağlı müze olarak belirtti. Biz genel olarak farklı web sitelerine baktığımızda dağılımın şu şekilde olduğunu görüyoruz. Ağırlık Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nde, yani Kültür Turizm Bakanlığı'nda, bunlara bağlı yaklaşık 119 müze müdürlüğü var. Bunların altında arkeoloji, etnografya müzeleri ve Atatürk evleri var. Yaklaşık 211 sayı. Ören yerimiz var, antik kentlerimiz ve türbemiz var. 126 tane, bunların çoğunluğu İstanbul'da. Ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 tane resim heykel müzemiz var. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'na bağlı askeri müzelerimiz var. Beşiktaş'taki Deniz Müzesi örneğinde olduğu gibi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzelerimiz, fabrikalarımız, saray, köşk ve kasırlarımız var. Bunlar endüstri mirası olarak müzeye dönüştürülmüş yapılar bazıları. Ve herkesin kafasını karıştıran özel müzeler sorusu var. Kaç tane özel müzemiz var? Bakanlığa göre bir müzenin özel müze olabilmesi için bir belge alması gerekiyor. Bakanlık denetiminde olması gerekiyor. O yüzden belgeli müzelerimizin sayısı 353. Bu istatistiklerde de yer alıyor. Bakanlığın sayfasında da yer alıyor bir HTML tablo olarak. Onun dışında yaklaşık 200'den fazla olduğunu tahmin ediyorum bir özel müzemiz var. Bunlar belge almak için başvurmamış durumdalar. Çünkü o gereklilikleri yerine getirmemişler ya da getirmek istemiyorlar. Dolayısıyla baktığınızda tabloya çok farklı kurum ve kuruluş tarafından çok farklı tipte müzeler olduğunu görüyorsunuz. Biz Wikidata'ya baktığımızda Mart ayında bir eğitim vermiştik. O zaman baktığımızda Amerika'da müze olarak tanımlanmış 5200 item vardı. Ben dün baktığımda 5800 olmuş item sayısı. Almanya'da 7625 iken Mart ayından bu zamana 7989'a ulaşmış. Fransa'da 2600'lerden 2800'lere ulaşmış. Birleşik Krallık'ta da 2400'lerden 4212'lere ulaşmış müze olarak tanımlanmış itemler. Biz Türkiye'de müze olarak tanımlamaya başladık bunları, Müzeciler Derneği'nin vermiş olduğu verilere göre. 543 yapmıştık, şu an 545. Genel Müdürlüğe bağlı müze sayımız 243, İngilizce'de 230 sayfa var, Almanca'da da galiba 138 dünkü sayıyla. Peki siz müze verilerine nerelerden ulaşabilirsiniz? Türkiye'de Müzeler.org web sitesinden, Müze.gov.tr'den, Turkish Museums'dan, DÖSİM'den, müzelerin kendilerinin yapmış olduğu sitelerden, ören yerlerinin sitelerinden farklı adreslerden ulaşabilirsiniz. Peki tek bir yerden size bunu sağlayacak uygulamalar mevcut mu? Turkish Museums bunu yapmaya çalışıyor aslında son zamanlarda. Bakanlığın gerçekleştirdiği bir çalışma. Ama hiçbir müzeye ID verilmiyor, kalıcı bir ID. Bakanlık MOES çalışmasıyla kalıcı ID veriyor müzeleri ama kapalı bir sistemle envanter yazılımı yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki ID'leri göremiyorsunuz. Ve bunu bir Excel tablo olarak yayınlıyor bakanlık. Excel tabloya baktığınızda da Burdur Müzesi'nin altında 2 tane müze, 2 tane ören yeri. Aydın Müzesi'nde 3 müze, 5 ören yeri olarak görüyorsunuz bu durumu. Biz bu antik kentler, müzeler nasıl Wikidata'da yer alabilir diye konuşmaya başladığımızda
Bir Wikiglam sayfasıyla önce projemizi tanımlamaya başladık. Birazdan örneklerini göstereyim. Önce Türkçesini sonra İngilizcesini yaptık bir Wikiglam sayfasıyla ve burada amacımızı belirttik. İlk aşamada bakanlığa bağlı arkeoloji, etnografya müzeleri, sonra güzel sanatlar müzeleri, vakıflar genel müdürlüğüne bağlı müzeler vesaire diyerek ilerlemeyi planlıyoruz. Normalde demin sözünü ettiğim yapı da bu şekilde. Biz aşağıdaki, şurada gördüğünüz Burdur Müzesi Wikidata item'i vardı diyelim ki. Ama bu Burdur Müze Müdürlüğü'ne bağlı değildi. Burdur Müzesi de Genel Müdürlüğe bağlı değildi. O da Kültür Bakanlığı'na bağlı değildi. Biz önce çok basit bir iş yaparak bu müze bir idari birime bağlı diyerek bunları propertilerle birbirlerine bağlamaya başladık ki bir ağ yapısı ortaya çıkarabilelim. Sonrasında da Afrodisias örneğine bakacak olursak, Afrodisias bir antik kent, Afrodisias Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı. O da tabii ki bakanlığa bağlı ama aynı zamanda Afrodisias dünya miras alanı. O yüzden onun da aslında farklı bir item'i var. Dolayısıyla aslında bunların da bunlara bağlı olarak ilerlemesi halinde biz verilere daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz. Afrodisias'a baktığımızda bu şekilde bilgilerini görüyoruz. Tabii ki bunu işte heritage designation'da dünya miras alanına bağlanmış, GETI ID'si, GeoNames ID'si vesaire eklenmiş durumda. Bazı alanlar için tabii ki bunlar eklenmemiş durumda. VIAF'ına da baktığımızda aslında Afrodisias Müzeyum, bu da galiba dünkü konuyla ilişkili, Afrodisias Müzesi olarak bakanlık olur alınmış bir müze burası. Dolayısıyla aslında Afrodisias olarak tanımlanıyor ve bulunuyor. Ama böyle Afrodisias antik kentinin adını alarak, Afrodisias olarak da İngilizce olarak tanımlandığını görüyoruz. Alternatif isimlerinin de tanımlanması gerekiyor. Bu aşamada biz bu listeleri ekledikten sonra sorgular oluşturduk. Birazdan size sorgular açıp göstereceğim. Öncelikli olarak bunlar birbirlerine nasıl bağlandılar? Bunları harita üzerinde nasıl görüyoruz? Diğer uluslararası identifier'la, GeoNames'le bağlı mıdır? Bunların resimleri var mıdır? Yoksa resimleri eklemek için herhangi bir çalışma yapmamız gerekir mi? Diyerek bir çalışma yaptık. Bu query ile önce müze müdürlüklerimizi harita üzerinde görselleştirdik. Tabii ki bu dün anlatıldığı gibi tablo olarak da mevcut şu an. Daha sonra da bu müzeleri aynı şekilde yaptık. Tabii ki burada yani 3 ya da 5 kişinin gönüllü çalışmasıyla olabilecek bir şeyden bahsetmiyoruz. O yüzden müzecilerle, Müzeciler Derneği aracılığıyla bir eğitim düzenledik ve Wiki Müzeleri Seviyor adı altında webinar serisi başlattık. İlkini gerçekleştirdik. Burada müzecilerin, bugün sağlıkçıların, doktorların verileri girmesiyle sağlıklı veri üretilebilir. Kültürel miras profesyonellerinin, gönüllülerin girdiği verilerin kontrolü sağlayarak sağlıklı veri üretilebileceğini düşünüyoruz. O yüzden belki burada müzeciler bu verileri doğrulamak için ya da kendileri katkı vermek için eğitilebilir diye bakıyoruz. O müzelerle bir işbirliği planlandı. Türkçe Wikipedia'da Uluslararası Müze Günü sayfası yoktu. O yüzden 18 Mayıs'ta kutlanan Icon Museums Day'in Türkçe sayfasını oluşturduk bu sene. Onu yayına aldık. Amacımız ne? Amacımız kültürel miras için fair prensipleriyle açık veri mümkün olduğu kadar. Bir dinamik müze listesi oluşturabilmek. Bakanlığa bağlı müzelerin listesini oluşturduk ama içerikleri eksik. Bir bağlı veri altyapısı kurabilmek bu alanda. Var olan bilgileri ilişkilendirmek istiyoruz. Yerleri tanımlamak istiyoruz. Ünik kayıtlar oluşturmak istiyoruz. Böylece farklı kültürel miras kurumlarının aynı veriyi tekrar üretip tekrar o antik kentleri doğrulamak için, tekrar onların verilerini bulmak için vakit kaybının önüne geçmek istiyoruz. Öyle bizim projemiz. Hızlıca size Wiki sayfalarımızı, Wikidata sayfalarımızı da göstermek istiyorum. Bu ilk sayfamız. Burada genel olarak bir Wikiglam sayfasıyla
proje aşamalarını tanımladık. Aynı şeyi İngilizce sayfamızda da yaptık burada. Burada türlerde bir problem var. Kaç tane etnografya müzesi var? Hangisine etnografya müzesi diyoruz? Hangisine Atatürk Evi Müzesi diyoruz? Oyuncak müzesi nedir? Bunların türleri nelerdir gibi sorunlar da mevcut tabii ki. Bir arkadaşımız doğa tarihi müzelerini eklemeye başladı Türkiye'deki. Ve son olarak da burada hemen şuradan harita sorgumuza gelirsek. Gördüğünüz üzere buradan tablo olarak da bu verilere ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında ilk amacımız çok temel bir veri seti oluşturmaktı. Sonra bunların alternatif isimlerini girmek, diğer ilişkili işte dünya miras alanı olabilir, başka bir kurumla ilişkili olabilir, onları eklemek. Ondan sonra bunların ören yerleri ise ören yerinin müzenin altında olup olmadığını tanımlamak. İşte belki bu wiki araçlarla işte belli bir bölgede eksik olan resimlerin girilmesi gibi yarışmalarla bunların Wiki Commons'a resimlerinin yüklenmesi olabilir. Biz altlık oluşturuyoruz. Bütün müzeleri dolaşıp hepsinin verisini girmemiz mümkün değil. Dolayısıyla sizler de ilgileniyorsanız bu temel veri setinin üzerine hep birlikte koyarak, çünkü gördüğüm kadarıyla siz bazı kişiler ve yerler birbirleriyle ilişkili, Ulviye Sultan'da olduğu gibi. Onun öldüğü yeri, doğduğu yeri ya da işte onun çalıştığı yeri hep birlikte oluşturabiliriz. Bu da elimizdeki fotoğraflar, Wiki Commons'taki durumu. Burada tabii yapılandırılmış veriyi sağlıklı bir şekilde tanımlayabilmek ve kalıcı tanımlayıcılar kullanmak için sanıyorum daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü çok büyük bir kütleden bahsediyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorusu olan varsa alabilirim. Alo. Teşekkürler. Nurdan Hanım, ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Biz Nurdan Hanım'la bayağı uzun, yani bir buçuk senedir falan tanışıyoruz. Bir Creative Commons Türkiye toplantısında Orçun vasıtasıyla tanışmıştık, sağ olsun. Bu proje dediği gibi devam ediyor. Bir sonraki stepimiz, belki Nurdan Hanım bahsetmedi ama belki biraz bahseder. Bir Kültür Bakanlığı'nda çalışan bir arkadaşımız da var bizimle birlikte bu projede. Şimdi Kültür Bakanlığı'na bağlı bir siteden bahsetti. Onun sistem, yani onun da bilgilerini Wikidata'ya girebilmemiz için bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Belki biraz ondan bahsederseniz onunla da bitirelim isterseniz. Aslında bakanlık son galiba 2-3 yıldır Turkish Museums projesini bahsetti. Biz Müzeciler Derneği Başkanı Hakan Melih Aygün aynı zamanda bakanlıkta MOES projesinin de yürütücüsü. Bu Turkish Museums ekibiyle de bir bağlantı kurduk. Ve onlara şunu önerdik aslında. Bütün müzeler sizde tanımlıysa, bunlara bir tanımlayıcı verirseniz, biz de sizin tanımlayıcılarınızı Wikiveri'den link verirsek en azından, böylece müzeleri doğrulamak için uğraşmayız. Çünkü siz müzeleri doğrulamış oluyorsunuz zaten. Onlara hakkında bir sürü veriniz var. Böylece kurumların ya da kişilerin oluşturduğu siteler, çünkü bu Müzeler.org'da bir vatandaş bilimi projesi gibi iki kişinin gönüllü yürüttüğü bir proje. Onlarda da kalıcı tanımlayıcılar yoktu. Dolayısıyla link verebileceğimiz altyapıyı oluşturabilirsek bu şekilde verinin paylaşımını sağlarız ve doğrulamak için daha az zaman harcarız diye düşünmüştük. O yüzden hem Turkish Museums'la hem Müzeler.org'la görüşmelerimiz devam ediyor. Diğer ülkeler, bilmiyorum Türkçe konuşan ülkeler ya da topluluklarda durum nedir? Türkiye'de kültürel miras koruma alanında biraz tutucuyuz. Kurumlar olarak verilerimizi hemen paylaşmak istemiyoruz. O yüzden hani müzeler verilerini açıyorlarsa öğrenmek isterim ben de diğer topluluklardan. Çünkü British Museum gibi, Metropolitan gibi CC0'la kamu malı haline dönüştürmek için daha çok yolumuz var Türkiye'de.
Dolayısıyla önce müzecilerle ve bu projeleri yapan insanlarla görüşmeler halinde devam ediyor. Bunun herkesin yararına olabileceğini ve açık verinin paylaştıkça çoğalacağını konusunda bir şekilde ikna çabalarımızla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ama bu aslında benim Kültürel Miras Kurumu'nda çalışan bir veri arşivcisi olarak Türkiye'deki antik kentleri arşivimle ilişkilendirmek için harcadığım zaman nedeniyle ortaya çıktı aslında. Çünkü neden her kurum tekrar aynı Afrodisias verisini üretiyor diye. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bu. Daha çok yolumuz var ama umudumuz da var. Yani bir şekilde başladık. On this topic of convincing people. İnsanları ikna etmeyle alakalı bir şey sormak istiyorum size. Uluslararası glam Wikipedia'cılarla iletişim halinde olduğunuzu söylediniz. Wikimedia'cılarla alakalı mısınız, ilişkide misiniz? Hangi testleri yaptıkları ya da işte size nasıl bilgiyle ilgili yardımcı olabilecekleriyle ilgili ya da bu konu onlara ne kadar yardımcı olan şeyler var, onları acaba sizin öğrenebilmeniz için yardımcı olup olamayacakları konusunda Wikimedia'cılarla iletişim kurdunuz mu acaba? Neden İngiltere'de bu işleri yaptıkları için memnunlar ya da hangi konularda yeterince tatmin olmuşlar bu bilgileri paylaşırken? Bu konuyla ilgili hiç böyle iletişiminiz var mı? Bunu merak ediyorum. Henüz yok. Eğer bu insanlarla iletişime geçebilirsek gerçekten çok iyi olacaktır. Kendi işim için İngiliz kütüphanesiyle iletişim halindeyim. Çünkü arkeolojileri de bu konuda ikna etmeye çalışıyoruz. Kendi arşivlerini paylaşmaları için. Kendi bilgilerini nasıl toparlayabileceklerini, nasıl bir yapı oluşturabileceklerini ve bunu nasıl yayınlayabilecekleri konusunda ikna etmeleri çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü onlar da müzede çalışıyorlar ve bilginin ne kadar kısıtlı olduğunu, ne kadar az ulaşılabilir olduğunu biliyorlar. Wikiglam bizimle çalışabilse, bizimle iletişime geçebilse ya da o insanla iletişime geçebilse çok güzel olur aslında. Kaç tane Wikiglam sayfası var? Sanırım bir tane bunun için var ve biz bir tane yaratmıştık. Dijital kültür mirası ile alakalı, topluluğu ile alakalı yaratmıştık. Biz bu konuda küçük bir topluluğuz aslında. Gördüğünüz gibi çok az insanla, kısıtlı insanla çalışıyoruz. Biz bunu genişletmeye çalışıyoruz. Daha fazla iş ilişkisi, daha çok ilişki kurmaya çalışıyoruz. Wikimedia'cılara burada mısınız dediğimizde bu konuda Wikimedia ile ilgili bir maalesef Türkiye'de kötü bir tecrübemiz oldu. Bize hayır diyorlar. Biraz zor gördüğünüz gibi. İnsanları kelimeler kullanarak ikna etmek biraz zor biliyorsunuz. Bu bir soru değil aslında. Bu konuyla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Bir kullanıcı grubu var. Wikimedia'cı bilgi aktarımı, aktarımı ile ilgili, exchange ile alakalı bir grup var. Her ay online olarak buluşmaktalar. Ve aslında bize bu konuda katılabilirsiniz. Evet, size bunun bilgilerini verebilir miyim için bilgilerini? Teşekkür ederim. Kütüphaneler de yapıyor. Biliyorsun oradan hani onların bilgisi, Türkiye'deki kütüphanelerin evet, oluşturulması vesaire. Ya belki hep birlikte bir Kültür Bakanlığı'na gidip o envanterin bir şekilde paylaşılması, dışarı aktarılması, bu konularda bir şeyler yapmak lazım. Çünkü sürekli hani ekstradan bilgi giriyor. Şimdi Türk Kütüphaneciler Derneği de ayrı bir harita üzerinde bir site yaptı. Orada da var. Onların Wikidata'ya aktarılması da aslında evet, düşünülüyor vesaire ama aslında Kültür Bakanlığı bunların hepsine sahip bütün bu veriye. Hı hı. Aslında bir oraya gidilse yani STK'lar hep birlikte bir ucundan sıkıştırılsa şey yapılsa iyi olur yani. Çünkü yani bunların sürdürülebilirliği çok kolay olmuyor. Ya yerleri de değişiyor.
içerikleri de değişiyor, bilgileri de değişiyor. Onları belki tek bir yerden çekip yerleştirmek çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Yani bir güncelleme sorun var, bir de kurumlar arası işbirliğinde sorun var. Yani kamunun kamuyla işbirliği yapmak, bir de sivil toplum örgütleri olarak galiba işbirliği yapmamız lazım bu alanda. Ben yani denenebileceğini düşünüyorum. Yani sonuçta denemekten bir şey kaybetmiyoruz. O yüzden hani önemli olan dediğiniz gibi UNAK da galiba yapmaya başlamıştı. Ben de yani UNAK'la da temasa geçtik. Şunun önemini vurgulamak istiyorum. Bizim gitmemiz de olmuyor Asaf'ın dediği gibi. Sizlerin, meslekten insanların ve meslek sivil toplum kuruluşlarının gitmesi gerekiyor. Wikimedia'cılar olarak bizim kapıyı çalmamız da olmuyor. Biz sadece kargo kabuğu düşürüyoruz hatta. O zaman belki Orçun Hocam'la biz bir grup toplayıp böyle sırayla çayınızı içmeye geldik diyerek. Yakalım. öyle ama kültürel miras hepimizin. Hepimiz katkı ve... Hepimiz ayrı o da olabilir. Tamam peki. şey yapabiliriz yani. Durum budur. Ben teşekkür ederim.